çok sesini çıkmaz ama giderken Mehter Marşı'yla uğurluyoruz. Belki bu bir vefa örneğidir, belki bir teşekkür ifadesidir. Biz Sayın Kaymakamımıza, Tufan Beyli adına, Tufan Beyliler adına ilçemize verdiği hizmetlerden dolayı ve ilçemizde harcadığı mesaisinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ben Nisan ayında buraya gelmiştim. 2008 yılının tam 29 ay olmuş. Ama gerçekten bir taraftan baktığımız zaman 29 ay hem çok kısa bir ay hem de çok dolu dolu aylar olmuş. Belki de ben mesleğin olgunlaşmasını burada yaşadım. Şimdi belki Hasankeyf'e gidiyoruz. Farklı bir ilçe, farklı sorunlarıyla beraber. Ama burada çok değerli bir kalabalık, elit bir kalabalıkla beraber olmak. Ta ilk geldiğim günden beri, burada olmayanlar da vardır belki. Hepsi beni bir Tufan Beyli gibi. Gerçi sadece beni değil, bundan önce burada görev yapmış kaymakamlarımızı da, değerli meslek büyüklerimiz de. Biz buradan değerli mesleğim rahmetli Ömer Kızıltaş'ı anmadan geçemeyiz zaten. Biz buradan az önce de bahsedildi, Altındağ Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki'yi anmadan geçemeyiz. Ercan Turan'ı anmadan geçemeyiz. Kendileri gerçekten buraya geldiler ve hakkıyla hizmet ettiler. Biz atanmış olarak, sistem bu. Aslında atanmış, seçilmiş çok fazla tartışmamak lazım. Tek amaç buradaki insanlara hizmet etmek. Eğer biz buradan gittiğimizde hizmet ettiğimize inanıyorsak, biz burada gerçekten almış olduğumuz maaşı ve teneffüs ettiğimiz havayı hak etmiş oluyoruz. Ben eğer müsaade ederseniz burada neler yapıldı, nasıl yaptık, bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Hani Veysel Tiryaki siyasetçi olur ya, belediye başkanı. Sakın siyasetçiler yanlış anlamasın. Siyaset gibi böyle bir amacımız da yok. Böyle vaatlerimizi de söylemiyoruz burada ama yapmış olduklarımızı. Ben bunu anlatmamın amacı biraz da kadromdan bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz bizim bütün kaymakamlıkların bünyesinde köylere hizmet götürme birlikleri vardır. Bu birliklere köyler üyedir ve bizim de 29 köyümüz bu birliğe üye ve encümenimiz vardır. Şu an kendileri de yanımızda Kazım Bey, İl Genel Meclis Üyemiz, Mustafa Bey, İl Genel Meclis Üyemiz, iki tane muhtarımız Koçcağız ve Yamanlı Köyü muhtarlarımız. Tabi seçimden önceki Kahraman Bey de vardı. Kendileri şu an burada yok, Hasan Bey de vardı. Biz bu arkadaşlarla burada çok ciddi yatırımlar yaptık. Şunu çok net söyleyebilirim ki, boya fırçası değmeyen okul veya tuğla yapıştırılmayan, harç yapılmayan okul kalmamıştır. Bütün okullarımıza özel idari imkanları doğrultusunda bir türlü hizmet gitmiştir. Merkezde biliyorsunuz bir halı sahamız yapıldı. Bu halı sahamız bize, ben burada da açıklayayım yoksa öbür türlü farklı olur, bize toplam 380 milyara yaklaşık mal oldu. Ve biz bunun geçen hafta ihalesini yaptık. İhale sonucu bir arkadaşımız yıllık, toplam 5 yıllık olarak kiraya aldı ve kendisi işletecek. Ve biz buna artık şuna inanıyoruz. Kamu altyapıyı yapar, yatırımı yapar ama işletemez. Özel işletmeler işletmeli. Bizden daha iyi işleteceklerine de eminiz. Aynı şekilde Bozgüney beldemizde 50 bin liralık yatırımı biz ve bir o kadar da Bozgüney Belediye Başkanımızın yardımıyla beraber, belki Bozgüney Belediye Başkanımızın bu katkısı olmadan orada bu halı saha yapılamayacaktı. Çünkü ilden gelen ödenek yetersizdi. Böylece kaymakamlığımızın orada bir birimi olan Köylü Hizmet Götürme Birliği'nin bir halı sahası oldu. Ve orada Bozgüneyli halkımıza hizmet etmekte. Biraz daha ben yüzdelere geçmek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle lisede, lise müdürümüz burada, Milli Eğitim Camiamız burada ama lisede bazı sorunlar vardı. Biz bunu ancak lise çağında olup da liseye gidemeyen çocuklarımızı liseye taşıyarak daha sonra idari mekanizmadaki değişiklikle beraber çözeriz dedik. Ve hepiniz biliyorsunuz daha öncesinde geçen senede 70-75'e yakın lise bir öğrencimiz varken bugün mevcudu 200-250'ye çıktı. Bu Sosyal Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğü Başbakanlıkça karşılanan bir proje karşılığında oluşturuldu. Önemli bir nokta,
Okul öncesi eğitimde %28 olan oranımız şu an %82'ye yükseltildi. Okul öncesi eğitim çok önemli ve 13 farklı köy ve merkezde ana sınıfımız var. Böylece birçok şey yapıldı ama önemli olan iki tane şey var arkadaşlar. Bunları saymakla bitmez gerçi. Ama bunlar hepsi sizler içindi, vatandaşlarımız içindi. Birincisi hükümet konağımızın yeri değişecek. Yeni bir merkez olacak belki Tufanbeyli'de. Yeni hükümet konağımızın değişmesiyle beraber belediye başkanımıza çok ciddi görev düşüyor burada. Şu bulunduğumuz alan ve hükümet konağı yıkılarak Haliç ile beraber çok ciddi bir burada rekreasyon alanı, park alanı oluşturacak. Belediye başkanımız bize buna söz verdi. Biz de burayı belediyeye tahsis edeceğiz. Bugün daha yeni Vali Bey'den görüştüğümüzden sonra bana vermiş olduğu bilgiyi size söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki özellikle ilçe başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanı ve bütün daire amirlerimizle beraber üzerine durduğumuz konu burada bir meslek yüksekokulu kurulmasıydı. Üniversiteyi çok sıkıştırdık. Üniversite senatosundan bir meslek yüksekokulu kararı çıktı. Sonradan biz yer tahsisini yaptık. Biliyorsunuz eskiden süt birliği olarak bilinen yer, şimdi meslek yüksekokuluna tahsisi yapıldı. Ve bundan bir ay önce Sabancılarla üniversite arasında bir protokol yapıldı. Bu protokol doğrultusunda üniversitenin ismi Sabancılar verilecek. Sabancılar, işte Tufanbeyli Sabancılar meslek yüksekokulu olacak. Bunun onarımı ile ilgili parayı Sabancılar kendisi yapacaktı. Bugün Genel Müdür Veli Balat, Vali Bey ve benim görüşmemle 500 milyarlık parayı Tufanbeyli Kaymakamlığı Köylü Hizmet Götürme Birliği'ne aktaracaklar. 1-20 gün içerisinde bu para aktarılacak ve biz kaymakamlık olarak kendi meslek yüksekokulumuzu kendimiz yapacak. Ama ismini de Sabancılar'a vereceğiz. Bunu da ben şimdiden Tufanbeyli'ye hayırlı olsun demek istiyorum. Ben yazı işleri müdürümü burada göremedim. Emekli olan yazı işleri müdürümüz. Herhalde kendisi ticarete girdiği için şu an buralarda yok. Ben özellikle gıyabında kendisine teşekkür ediyorum. Benim kaymakamlıkta kahrımı çekenlerin başında birisi o vardır. Ve değerli Saffet Bey vardır. Nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum ama inanın burada bütün kaymakamlara destek olan, her söylediğini projelerle gerçekleştiren ve her zaman yanımda hissettiğim, bazen kızdığım, bazen belki moralinde bozmuşuzdur ama hakkını bize helal etsin. Her zaman yanımızdaydı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Tayfur Bey var, sekreterimiz var, Emine Hanım var. Ve Tufanbeyli'nin bir artısı daha var arkadaşlar. Biliyorsunuz Tufanbeyli'de savcılarımız çok fazla kalmadı belki. Gelen savcılarımız da çok fazla vatandaşlarımızla beraber olmadılar belki. Ama Cumhuriyet Savcımız Sayın Ruşen Bey hem vatandaşla iç içe olmayı bildi hem de gerektiğinde karşı olarak yetkisinden hiç geri çekilmedi. Bugün belki bizle beraber çay içti ama yarın suç işlesek hiç şüphem yok ki benim hakkımda da dava açar, sizin hakkınızda da dava açar. Tufanbeyli'nin böyle savcılara ihtiyacı var. İyi ki Savcı Bey burada. Ben kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Efendim ben aslında mikrofon siyasetçilere değil bize de yakışıyormuş yani böyle başlayınca. Ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ben bir teşekkür de son olarak değerli büyüğüm her zaman telefonla dahi olsa Hasan amcam her zaman yanımızdaydı. Ben Hasan amcaya teşekkür etmek istiyorum. Neden? Belki sizlerin haberi yok ama biz Hasan amcanın kapısını bir kere çaldık dedik ki Hasan amca özel idare iş alanını biz 25 yıllığına öğretmen evi olarak tahsisini aldık, projesini hazırladık. 1-2 seneye yapılacak. Ama öğretmen evinde bulunan kütüphanemizin yeri yok. Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımıza rica ettik. Sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. 10 yıllığına eski Halk Bank'ın olduğu yeri kaymakamlığımıza verdi. Çok cüzi bir miktar karşılığında. Ve oraya biz halk kütüphanesi yapıyoruz. Belki yoldan geçerken görmüşsünüzdür. Orada çok ciddi katkıları oldu Hasan amcanın. Çok ciddi bir maddi olarak söylemek istemiyorum ama maddi yardımı oldu. Ve onun yardımıyla orada bir kütüphanemiz olacak.
Kendisi çok mütevazı olduğu için ne ismini yazdırmak istiyor ne başka türlü. Ama biz Hasan amcanın ismini de yazacağız. Kendisine huzurunuzda ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Son cümlem şu olmasını isterdim ben konuşmamda ve gerçi inşallah da bu olur burada. Bu sevda burada bitmesin. Neden bu sevda burada bitmesin? Biz kaymakam olarak buradan belki ben Hasankeyf'e gideceğim. Bu sevda burada nasıl bitmez? Ben Tufan Beylili öğrenciler veya değerli büyüklerimiz, esnafımız olur, halkımızdan olur. Eğer Hasankeyf'i görmek isterlerse, olmadı ben Hasankeyf'ten başka bir yere gittim. Oraları gelip görmek isterlerse özellikle öğrencilerimiz, benim orada başımın üzerinde yerleri var.
Tufanbeyli'nin güzelliklerini ve sorunlarını unutmaması dileğiyle takdim edilmek üzere arz ediyorum. Buyurun Sayın Kabakan. Saygıdeğer kaymakamım, çok kıymetli Tufanbeyli kardeşlerim, şehremini olarak tüm köylerimizi temsilen, tüm kurumlarımızı temsilen, tüm Tufanbeyli'deki esnaflarımızı vesaire herkesi temsilen, tüm Tufanbeyli halkını temsilen çok kıymetli kaymakamım. Tabii biz bu şilt ya da plaket üzerine bir tarih düştük ama hizmetler bu tarihler arasında Tufanbeyli'de geçerli. Gittiğiniz yerlerde mutlaka hizmetleriniz sürecektir. Sıkıldığımız anda, bunaldığımız anda sizden destek aldık. Sizlerle bu sorunları açtık. Bunları paylaşıyorum tüm Tufanbeyli'yle. Bundan sonra da aynı şevk, hırs ve ihtirasla hizmet etme yarışında devam edeceğiniz inancımız size karşı tamdır. Yapım aşamasından, kuruluş aşamasından bugüne kadar vermiş olduğu destek ve ilgiden dolayı teşkilatımız adına teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Aynı zamanda böylesine çalışkan, dürüst ve tam bir hizmet adamı kaymakamla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.